Geçenlerde Sonic serisinin 3. filminin çıkış tarihinden bahsettiğim video 100 e aşkın izlendi maşallah. O zamanlar çıkış tarihini paylaşılan şeylerle kendim tahmin etmiştim ama şimdi çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Bu videoda sizlere hem çıkış tarihinden hem de bir sürü detaydan bahsedeceğim. Yani Sonic hayranları için dolu dolu bir video bekliyor sizleri. Abone olduysanız hemen videoya geçebiliriz. <laughs> Geçenki çektiğim videoda Sonic 3 filmin 2024 yılına gelebileceğinden bahsetmiştim. Çünkü Sonic filmlerinin çıkış tarihine baktığımız zaman ilk film 2020 yılında, ikinci film de 2022 yılında gelmişti. Dolayısıyla bu düzlemde 3. filmin de 2024 yılında gelmesi beklenebilirdi insanlar tarafından. Ki öyle de oluyor arkadaşlar. Filmin çıkış tarihi 2024 olarak açıklandı. Hatta ay ve günden de bahsettiler. 20 Aralık 2024. 20 Aralık 2024 tarihi Sonic 3 için bence çok geç bir tarih. Neredeyse ikinci filmler arasında 3 yıl olmuş oluyor ya. Aralıktan sonra sayarsak Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ay daha hatta sonra 3 yıl olacak filmler arasında. Açıkçası ben daha erken bir tarih bekleyebilirdim ama adamlar bunu tercih etmişler. Gerçi zaten Sonic'in 3. filminin bu kadar gecikmesinin sebebi de başka bir şey olabilir arkadaşlar. O şey de elbette ki bir dizi olacaktır. Sonic'in 2. filmi çıktıktan sonra Sonic evreninde geçen bir dizi geleceğinden bahsetti yapımcılar. Paramount Pictures geçenlerde live action bir Sonic serisini geliştirmekteyiz şu anda tarzında bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklamayı Idris Elba'da yani Knuckles karakterini seslendiren abimiz de dahil olmuştu. Anlayacağınız muhtemelen Knuckles karakterine odaklanacak olan bir dizi gelecek. İşte zaten de Sonic'in üçüncü filminin gecikmesinin sebebi de muhtemelen bu dizi olacaktır diye düşünüyorum. belli adamların amacı sinematik bir evren kurmak tıpkı Marvel gibi. Adamlar dizinin de izlenmesini istedikleri için muhtemelen Knuckles'ın dizisinde üçüncü filmi bağlayacaktırlar. Bu bağlamda 2022 yılında Sonic 2 çıkmış, 2023 yılında Knuckles'ın dizisi, 2024 yılında da Sonic'in üçüncü filmini görecek olabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de 2023 yılında Knuckles'ın dizisinin gelmesi çok büyük bir ihtimal bana kalırsa. Ama söylediğim gibi dizi de Sonic'in üçüncü filmini geciktirmesine sebep oluyor maalesef. Knuckles dizisinde eğer sinematik evreni bağlayacaklar... Dizinin kaliteli olması gerekiyor. Tıpkı Marvel'ın yaptığı diziler gibi olmalı. Ama tabii şu ihtimalde bulunuyor. Belki de Knuckles'un dizisi Knuckles'un geçmişini anlatacaktır. Üçüncü filme bağlanmak yerine Knuckles'un ikinci filmden önce neler yaptığını da görebiliriz. Bunu artık yapımcılar açıkladıklarında öğreneceğiz. Bunun yanında Sonic'in üçüncü filminin çıkış tarihi hakkında şunu da söylemek istiyorum. 2024 Aralık ayında Avatar'ın üçüncü filmi de gelecek arkadaşlar. Hatta neredeyse kendisi Sonic Sonic'le aynı güne denk geliyor. Bu da bence Sonic için kötü bir tarih olacaktır. Çünkü yılların efsanesinin devam filmiyle Sonic'in üçüncü filmini aynı günde çıkartmak demek Sonic filmi filmini batırmak demek bana kalırsa. Bu yüzden de Avatar 3'ün tarihinde herhangi bir değişiklik olmazsa belki de Sonic 3'ün biraz daha ertelendiğini veya geriye çekildiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar bu tarih açıklanmış olsa da bence tarihte değişiklik yapabilirler. Paramount'un kurduğu Sonic evreni bence gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İlk film 300 milyon dolar civarında gişe yapmıştı. İkinci filmde onu biraz daha arttırdı 400 milyon dolara çıkarttı. Zaten ilk iki filmin çok izlenmesi sebebiyle 3. film geliyor. Bu bağlamda 3. film de çok izlenirse elbette ki 4. film de gelecektir. Zaten eğer Sonic'in 3. film final filmi olacak olsaydı bunu çoktan açıklarlardı diye düşünüyorum. Muhtemelen 3'ten sonra 4 gelecektir. Hatta başka bir karakter odaklanan başka bir dizide de gelecektir. Paramount bu evreni genişletecek bana kalırsa. Bu arada yapılan açıklamalara göre Sonic'in 3. filmi diğer iki filme nazaran çok daha ciddi olacakmış. Çünkü biliyorsunuz ki Sonic'in en büyük düşmanlarından biri olan Shadow geliyor. Shadow da oldukça ciddi, oldukça ürkütücü bir düşmandır. Onun yansıtmak için de karanlık bir atmosferde karanlık bir film yapabilirler. Ama tabii ki de çok da karanlık olmayacaktır. Çünkü Sonic'in zaten genel tonu mizahi yönde ilerliyor. Bu mizahi tondan da pek vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Sonikin 3. filmine dair bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Bir sonraki hayran için güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Bir sürü güzel haberden bahsettim. Şimdiki benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.